Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir tatlıdan torba yapacağız. Malzemeleri için yapıştırıcı, ilaç tutuşu, mataş, 3 diş çubuğu, bir tane de tabii ki de tırmışı tat ve bir tane de eğer varsa bir tane tatlı boya ve bir tane de tatlı taşı ve tüyleri eritmek için de çakmak. Evet arkadaşlar, Yekta'nın da söylediği gibi bugünkü bizim görevimiz bir kukla yapımı. Evet, bunun için gerekli malzemeler Yekta'nın da anlattığı gibi tahta bir kaşığımız, kartonlarımız, kol ve bacaklarımız için dil çubuğumuz, ilaç kutusunu bahsettiği Yekta'nın bu ilaç kutularından görmüş olduğunuz tabletlerden size bir oynar göz yapacağız. Onun nasıl olduğunu da videomuzun ilerleyen zamanlarında göstereceğiz. Yapıştırıcımız ve oyun hamurlarımızdır arkadaşlar. Şimdi biz kukla yapımına geçiyoruz. Detayları da paylaşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kukla yapımımıza başladık. Gördüğünüz gibi ilk önce tahta kaşığımıza kumaş parçamızı yapıştıracağız. Evet. Yapıştırıcımızı tahta kaşığımıza sürdük. Kumaş parçamızı alıyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kumaşımızı yapıştırdık gövde kısmına. Şimdi sarı kartonu kullanacağız. Sarı kartondan bir parça kesip onu da kumaşımızın üstüne yapıştırıp kıyafetimizi tamamlama aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sarı kartonumuzu yapıştıracağız. Daha sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kumaşımızı da yapıştırdıktan sonra şimdi fon kartonumuzun üstüne kıyafeti tamamlamak için desenler yapacağız. Gördüğünüz gibi su boyamızla birlikte bu keçeli kalemle de olur. Farklı kalem türleriyle de yapılabilir, boya türleriyle. Bu şekilde kıyafetimizi tamamlamaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kıyafetimizin de boyama işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi kol ve bacaklara geçeceğiz. Bunun için dil çubuklarımızı kullanacağız. Bunları mont edeceğiz. Şimdi size onları göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda dil çubuklarımızı biraz kestik. Ayak yerlerini ayarlıyoruz. Ayaklarımızı da bu şekilde yerleştirip yapıştıracağız. Sonra ayaklarımıza ayakkabılarımızı yapacağız büyük bir ihtimalle boyamayla. Ve kuklamızın yapımına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kol ve bacaklarımıza şu an yapıştırıcı sürdük. Onların kurumasını bekliyoruz kuklamıza yapıştırmak için. Bu esnada biz de oynar gözlerimizi yapıyoruz. Demin ilk başta göstermiş olduğumuz ilaç kaplarını pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak kestik. Böylece yuvarlak kestik. Şimdi bunların içine bir adet oyun hamuru koyacağız. Daha sonra bunları yapıştıracağız. Böylece bir oynar göz elde etmiş olacağız. Şimdi oynar gözlerimizi yapacağız arkadaşlar. Yapılmış halini size de göstereceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kuklalarımızın ayaklarını ve kollarını da yapmış bulunmaktayız. Gözlerimizi şu anda yapıştırdık. Şimdi gözlerimizin kırıklarını da kesip onları da halledeceğiz. Kuklalarımızın
ayaklarını ve ellerini, mesela ayaklarına şu anda ayakkabı düşünüyoruz. Onu da siyah elektrik bandı kullanarak yapmayı planlıyoruz. Daha sonradan yüz kısmına geçeceğiz. Gözlerimizi, ağzımızı ve burnumuzu yaptıktan sonra kuklamızı tamamlamış olacağız. Olduğunuz gibi. Şekilde böyle arkadaşlar. Yapmış olduğumuz oynar gözlerimizi çekiyoruz arkadaşlar şu anda. Kesiyoruz. Gözlerimizi yapıştıracağız. Kuklamızın. Gözlerimizi kendimiz yaptık. Oynar gözlerimizi. Hazır oynar göz kullanmıyoruz. Gözlerimizi kestikten sonra yapıştırıp kuklamızın yapımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kuklamızın oynar gözlerimizi de yapıştırdık. Şimdi sulu boyayla yapmayı planlıyoruz. Sulu boyayla ağzımızı, burnumuzu da çizdikten sonra ufak tefek son rötuşları da yaptıktan sonra büyük bir ihtimalle kuklamız hazır olacak. Evet arkadaşlar, biz ayakkabılarımızı elektrik bantlarından yaptık. Sizler sulu boya kullanarak da renklendirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kuklamızın ayakkabılarını da hazırladık, kestik ve yapıştırdık. Gözlerimiz de tamamlandı. Şimdi boyalarla birlikte ağzımızı, gözümüzü tamamlayıp kuklamızın bitiş aşamasına gelmiş bulunacağız. Şu anda ağzımızı yapıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda ağzımızı boya ile birlikte yaptık. Rötuşlarımızı yapıyoruz. Şimdi kaşımızı yapacağız. Evet, şu anda kaşlarımızı yapıyoruz. Kaşları da tamamlandı. Acaba şimdi bu kele olan ya arkadaşlar, şapka yapsak mı yapmasak mı bilemedim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dil çubuğumuzda şu anda parmak görünümü veriyoruz sulu boya ile birlikte. Ve kuklamız sona doğru yaklaşıyor. Evet arkadaşlar, kuklamızın son hali. Kuklanın yapımında hiç emeği geçmeyen Yekta'ya çok teşekkür ediyoruz. Kukla Yekta'nındı ama anne baba olarak görevdi bu. Ailemle yapıyorum görevimde. Anne babası olarak Yekta'nın biz yaptık ama Yekta bu esnada pek ortalarda yoktu. Görmüş olduğunuz gibi kuklamız gayet düzgün. Bizim içimizde sindi. Böyle bir şeyi siz de evde çocuklarınızla birlikte etkinlik yapabilirsiniz. Tabii bizim çocuğumuz gibi sizin çocuğunuz da ortadan kaybolabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.